Bir galeri kurarken insanların hep sordu, peki sanatçılar kim olacak? Aslında ondan önce bir kere galerici olarak ne yapmak istediğini hayal etmekle başlıyor esasında olay. Ben şuna inanan bir insanım. Bir şekilde kendine sanatçı veya sanat adamış olan, diyelim ki 100 kişi, 100 sanatçı, kendini aday olarak gören 100 kişinin bir tanesinde hakikaten bir genius'tır. Yani müthiş yeteneklidir, herkesten çok farklı olabilir, farklı görüşleri vardır ve aslında kendi kendine bir şekilde bir yol yaratabiliriz. Geri kalan 99 sanatçı, 2-3 tanesi gerçekten yeteneksizdir, onu zaten anlarsınız ama geri kalan aslında eşit yetenekti. Şimdi tabii birçok sanatçı belki buna gücenebilir ama herkesin içinde çok iyi olduğu bir noktası vardır. Şimdi bu noktada bana geri dönecek olursak şayet, o sanatçılardaki şans veyahut şanssızlık, şans onu anlayabilecek olan bir galerici ortaya çıkarız. Bu sanatçı kendine hakikaten bir kariyer yaratabilir ve bir şekilde o çiçek açabilir. Ya da şanssızlık, o galerici aslında hiçbir şekilde bunu anlayamaz ve bu sanatçı o yanlış diyalog dolayısıyla yıllar kaybedebilir, hatta kariyeri kaybolabilir. Sanat ne? Bir kere sanat hiçbir zaman benim için ticari bir şey olmadı. Aslında benim için bir ifade şekli oldu. Ve bir şekilde aslında sanatçılar yan yana gelerekten, onun yapmış olduğu çalışmaları bir şekilde göstererekten, onlarla birlikte çalışaraktan, onlarla birlikte bir şey üreterekten bir dünya yaratıyorum. O anlamda benim için sanat ve gösterdiğim sanat, gösterdiğim sergiler, yaptığım sergiler bir şekilde benim için bir ifade şekli. Benim dünyam esasında. Bu önemli. Sanatçı bir şey veriyor, bir şey üretiyor. Peki ben galerici olarak ne verebilirim? Mesele sadece sanatçının çok iyi satılabiliyor olması. Bazen telefon geliyor. Abi bilmiyorum ne sanatçısı, bilmiyorum ne ayrıldı. Mutlaka alınması lazım. Neden? Piyasa çok iyi. Hiç umurumda değil. Ona dair bir hayalim yoksa ona yapacağım bir şey yok. Çünkü şu var. Bu işi sadece ticaret için değil. Benim şahsi tatmin için, kendim için yapıyorum bu işi. O zaman demek ki şu oluyor. Bir sanatçıyla nihayet olarak yan yana çalışabilmem için ya da veyahut yan yana gelebilmemiz için benim de o sanatçıya dair bir hayalimin olması lazım. O hayal de esasında o bunu yapıyorsa o zaman benim de böyle bir hayalim var. Ama bu hayal derken şu değil, benim dünyam, ben ona empoze ediyorum değil. Hayır, bu sanatçının hak ettiğini düşündüğüm bir dünya varsa ve bunu ona kabul ediyorsa ve bu birleşebiliyorsa işte o zaman biz yan yana gelebiliyoruz. Yani galericilik aslında zaman zaman terim olarak çok fazla küçümseniyor diye düşünüyorum. Çok ciddiye alınmadığını da düşünüyorum. Ve bunun sonuçlarını zaten şu anda Türkiye'de Türk piyasasının geldiği noktada görüyoruz zaten. Şimdi New York'taki bir galericinin görevi diye bence Türkiye'de bir galericinin görevi farklı. Şu anlamda, Türkiye'de bence bir galericinin görevi şayet üretmesine destek oluyorsa, görünmesine katkıda bulunabiliyorsa, bence New York'ta bir sanatçıyı ticari olarak batı pazarını pazarlamak ve ona başka platformla bence aynı şey. Demek istediğim, her platformun ve her bulunduğu bölgenin bence çok farklı bir tanımlaması ve kıstası var. Şunu demeye çalışıyorum. Atıyorum İran'da bir galericinin ya da atıyorum Suriye'de bir galericinin çok farklı görevleri var. Türkiye'de sanatçıların tabii bir takım hayalleri var. Sadece üretmek değil, aynı zamanda da özellikle siz kapalı bir coğrafyada yaşıyorsanız, Türkiye gibi bir coğrafyada yaşıyorsanız en büyük hayali yurt dışına gitmek. Ve de çok haklı. Çünkü bunun iki tane tarafı var. Bir tanesi ürettiği sanatının hak ettiği değerini burada alamadığını düşünüyor. Bu bir. İkincisi doğal olarak her bir sanatçının da bir şekilde Batı dünyasında yer edinmek ister. Batı'da bir şekilde sanat tarihini nispeten yazdığına göre orada var olmak ve o tarihin partisine dönüşmek istiyor.
Türkiye'de biliyorsunuz yurt dışında bir sergi yaptığınızda, ama bu neresi olursa olsun, burada ben böyle sanat metropollerine bahsetmiyorum. Yani sınırın ötesine, elinin sınırın ötesine geçtiğiniz noktada siz hemen böyle dünya cünlü oluyorsunuz. Öyle bir şey yok. Dünya cünlü bir sanatçımız yok. Ha, bu dünya cünlü kelimesi de bir şekilde değişti artık. Yani hakikaten atıyorum Refik Anadolu dünya cünlü bir sanatçımız artık. Yani bu artık tasdik edildi. MoMA'da her yerde gösterilen çok önemli bir sanatçımız. Şimdi nasıl uluslararası olur? İşte bu çok çok zor bir şey. Çünkü aslında bakacak olursanız sanatta bir şekilde sizin bu geçmişte yapılmışın üstüne yeni bir şey eklemekle olabilecek olan bir mesele. Batı buna çok önem veriyor. Dünya buna çok önem, hepimiz buna çok önem veriyoruz. Demek istediğim şu, geçmişte bir şey üretilmişse siz de bunun aynısını üretiyorsanız aslında değeriniz yok demek istemiyorum ama bir özelliğiniz yok, bir özgünlüğünüz yok. Çünkü zaten yapılmıştır. Bu bütün bu geçmişte üretilmiş olan ağır yükün üstüne sizin yeni bir şeyi yaratabiliyor olmanız gerekiyor. İşte uluslararası olmanın getirdiği temel şart bu. Sizin gerçek anlamda özgün bir şey bulabiliyor olmanız. Yani bu coğrafyada sanat ve kültür çok zor bir şey maalesef. Bunun tabii ki tarihsel bir geçmişi var. Bu topraklar kültür alanında son derece zengin bir temele sahip. Farklı etnik ve dini grupların aslında birleştiği muazzam bir kültür var idi. Bunun dağılmasıyla birlikte aslında bir şekilde kültürel anlamda bence bu topraklar maalesef bir türlü kendini yelemedi. Halbuki geçmişte her alanın kendine ait uzmanları ve üstadları vardı. Ve maalesef dediğim gibi bu dağılma süreci sonrasında bir türlü tekrar toparlanmadı. Halbuki belki dünyanın en zengin medeniyeti bu topraklardaydı. Ben bile güzel sanatlarda zamanında okuyorken bir şekilde yerel motiflerin kullanılması ve kendine ait kültürden bir şeyin kullanılması hep telkin edildi bize. Ya yok ya, yani ne işim var, ne gerek var vesaire. Hep bir şekilde batıya bakmamızı sağladılar. Batı kitapları, şu bu vesaire. Zaten hani o dönemde o kadar da açık bir piyasa da yoktu, açık bir dünya da yoktu. Siz o kitaplara bakıyordunuz ama kendi kendimize esasında bu şekilde de yok ettik. Yani kendi kimliğinizi, düşünsenize kendi kimliğinizi siz bir kenara koyuyorsunuz ve sahip olmadığınız bir kimliği üstünüze oturtmaya çalışıyorsunuz. O zaman bundan ne çıkar? Ve biz bunun cezasını gördük ve yaşadık. 2000'lerin başında Türk piyasası sıfır noktasından, tamam sıfır noktası demeyelim, geçmişe saygısızlık olmasın. Tabii ki bir şeyler yapıldı ama özellikle 2000'lerle birlikte bir şekilde bir çağdaş piyasa oluşmaya başladı. Galericiler oluşmaya başladı, galeriler oluşmaya başladı. Sanatçılara platformlar yaratılmaya başladı vesaire. Ama ne oldu? Büyük bir hype yaratıldı. Evet, piyasa yükseldi, acayip fiyatlar, ama ne oldu? 2010-2011'de patladı. Neden? Çünkü bütün bu hype, bu beklenti nedir? Türk sanatı dünyaya açılacak. Ama bu arada şurada şunu demek istiyorum. 2000'lerde Batı, özellikle 11 Eylül sonrasında bir şekilde bütün dünyaya bakmaya başladı. Çin, İran, şu bu vesaire böyle bir akım başladı. Batı herkesi kabul etmeye başladı. Türkiye'de bu potanın içerisindeydi ama maalesef olmadı. Dünyada şu anda açıkçası ilginç bir süreç yaşanıyor. O bile artık geleneksele dönmeye başladı. Ve hani bu teknoloji olarak algılanan, teknolojinin içine barındırdığı sanat ile arasında şu anda çok ciddi bir savaş demeyeyim ama çok ciddi bir gerilim var şu anda. Tabi bunun sebebi şu aslında, sanat sadece dekoratif bir unsur değil. Yani maksat, tabii ki sanatı bir dekoratif unsur olarak alabilirsiniz, koyarsınız bir yere, güzel bir resim varsa da şu falan. Ama sanat tarihi, uluslararası kabul, ondan sonra sanat tarihini, yani tarihe yazmak vesaire. Demek istediğim,
sanat da aslında kendi içerisinde gelişiyor. Refik Anadolu'nun takip ederseniz hep şey diyor, gatekeeper'ını, o hani o kapıyı tutmaya çalışanları onlar sürekli bir şekilde ötekileştirmeye ve kabul etmemeye çalışıyor. Diğer taraftan da o kapıyı açmak için uğraşan bir kitle var. O gatekeeper'ları da bu kapıları ne kadar tutabiliriz? Tutabildikleri noktada sanat nereye doğru evrilecek, dediğin gibi bu çok heyecanlı bir şey şu anda ve önümüzdeki 2-3 sene içerisinde, 5 sene, 6 sene içerisinde bence çok şey değişecektir. Yani genç sanatçılara yatırım, bence şimdi böyle şeyi var, bazı sergiler var işte taze canlı kanlı sergiler falan, böyle işte taze kan falan vesaire. Genç sanata yatırım, yani bunlar çok, bence çok gereksiz şeyler. Tabii ki destek vermek lazım. Destek çok önemli bir şey. Bu destek mekanizmada ne olabilir, ona bakmak lazım. Ama ay işte bu genç, çünkü öyle bir böyle bir dönem var. Çok genç, çok yetenekli. Hadi al işte çok iyi, çok iyi yatırım, çok yükselecek şu bu falan. Ama ben şahsen artık 5-6 yıldır belediyede bir ticari konuşmalarımızda bunun bir yatırım unsuru olduğunu, sanatın bir yatırım unsuru olduğunu tamamen ortadan kaldırdık. Bence bazen baktığınızda bir yatırıma dönüşebiliyor. Ama amaç bir yatırım olarak sanatı almak bence asla olmamalı. Yer hiç önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü önemli olan fikir. Bir fikriniz varsa bunu her yerde değerlendirebilirsiniz. İlla bu kadar büyük bir mekana da ihtiyacınız yok.